Evet. Bildiğiniz gibi yeni ödüller açıklandı. Kim kimi solladı? Luffy'nin ödülü ne kadar? Gerçi 1058. chapter okuduysanız Wano sonrası ödüllerin ne olduğunu biliyorsunuz. Tabi bunu demeden de geçmeyeceğim. Bu ne ilk ödüller ne de son ödüller olacak. Bunun da dışında ben de bir sene önce böyle bir video çekmiştim. Ben ödülleri tahmin etmiştim ve o videoda da Usopp'taki beklentim gibi birçok şeyi değerlendirmiştim. Ve günün sonunda bunları kıyaslayacağız. Bunun hakkında bu ödüller düşük mü yüksek mi çıktı diye bakacağız ve kendimce size açıklayacağım bana göre niye düşük, bana göre niye fazla. Yani uzun lafın kısası bütün ödülleri bu videoda detaylıca konuşacağız. Şimdi arkadaşlar olaylara geçmeden malum bir Yonko tayfasından bahsediyoruz. Ve bir Yonko tayfası ne oluyor? Yani bizim Yonko tayfamız bir Yonko artı 9 komutan. Aslında ödülleri buna göre değerlendirmek lazım. Otomatikte 9 komutan dediğimizde birkaç karakterin ödülü düşük kalıyor gibi de. Neyse bunlara birazdan bakacağız. 10. Chopper. Chopper'ın ödülü eskiden 50 beliydi. Şu an 100 beli oldu ve benim beklentim bir sene önce tam olarak en kötü ihtimal 460 milyon beli diyorum. Hatta yok. Queen'e kafa tutabilenin 500'e yakın değeri olabilir. Evet doğru duydunuz. 500 milyon beliği ben uygun görmüştüm. Ama o da ne yaptı ne etti. Yine şakasını sürdürdü. Böyle böyle serdiği sürdü. Dağıttı etrafa. Üstüne de mumu dikti yani. Öyle diyebiliriz. O da bu şakayla bunu yaptı. Çünkü ödül 1000 beli. Bu olayı bence tek ben değil birçok kişi eleştiriyor. Çünkü bir şakayı 3-4-5 kere yapınca da komik olmayacağını biri odaya anlatmalı. Hani tıpkı benim Shanks şakalarım gibi. O değil de gelecek chapter Shanks gelsin mi? İster misiniz? Yeter lan yeter! Yeter! Neyse sonuç olarak tayfada 10. sırayı alan Chopper yine son sırayı kimseye kaptırmıyor. Ama bana göre komutan olan bir adamın ödülü mantıklı olmalı. Bu bir yani komutan ödülünü veriyorsan otomatik burada bir 100-200 milyon beli olmalıydı. Bu bir. Varan 2, olay 2 niye çok düşük gördüğüm. Queen'i dövdü ve bunu herkes gördü. Hadi bunu herkes görmedi abi, adam Wano'da orada ayakta kaldı. Yani orada ayakta kalabilmiş, bir şey olmuş da ayakta kalmış. Yani otomatik bir ödül verilmeli. Hani burada şöyle diyeyim, o da bir şaka yapmak istemiş ama başka türlü şakaları keşke yapsaydı ama Chopper da bunu yapmasaydı demeliyim. Bana göre de dediğim gibi yani gerçekten 500 milyonu görmeliyim. Gelelim 9. sıraya. 9. Nami. Evet son ödüller açıklandığında da kendisini bu sırada bulmuştu ve aynı sırada da şu an devam gidiyor. 16 milyon Belly'den 66 milyon Belly'ye çıkmıştı zamanında. Benim beklentim ödülüsünün iyi bir zıplamasıydı. Sonuçta ultiyi yenen kişiyi de kağıt üzeri ve ultinin Belly'si 400 milyondu. Yani eski videodaki tahminimde tam olarak 666 milyon Belly olabilir. Bu belki bir tık fazla ama yine de belki bir 400'de daha mantıklı olur. Böylece Chopper'ın da gerisine düşebilir. Gördüğünüz gibi fazla sıçramamışım. Çünkü Nami'nin ödülü ve benim dediğim ödül arası gerçekten büyük bir fark yok. Ama hani açıklama sebebi de dediğim gibi yani ultiyi yenmesinden dolayı ben onu 400'de görüyordum. 366 bir tık ufak kalmış. 8. Brook. Brook'un ödülü 83 milyon beliydi. Brook ama diğerlerinin aksine kimseyi yenmedi. Hani doğru dürüst olalım. Brook'tan ondan dolayı ben o kadar büyük bir yükseliş beklemiyordum. Hatta şöyle diyeyim size. Brook'un ödülünü ben tam olarak bu seviyede bekliyordum. Her türlü 300 milyon beliyi bulmalıdır. Çünkü Yonko'yu deviren tayfanın bir üyesi. Ama o da Brook'a biraz torpil vermiş bana göre. Çünkü ödülünü 383 milyon beliye çıkarmış. Ha şöyle diyeyim. Ben 300 milyon beli dediğimde daha Brook kimseyle dövüşmemişti. Ama tabi orada o şu örümcek mi ne, tipsiz canavarlara karşı dövüştü de hani bu kalkması için sebep mi değil mi bilmiyorum ama böyle bir upgrade'i uygun görmüş Oda Sensei. Aman işte şunu da demeden edemeyeceğim. Ya Brook bu kadar artış alıyorsa Chopper niye bir şey almıyor? Yine bu olaya dönüyoruz burada. 7. Franky. Franky'nin bilinen en son ödülü 94 milyon beliydi. Franky de Wano'da bayağı sahne alan biriydi. Motorla Big Mom'un üstüne sürdü ve bunu aslında herkes gördü. Sazaki'yi yendi ve başka da birçok yerde sahne aldı. Bunları hesaplayarak Franky'den beklentim en kötü ihtimal yarım milyon beliyi de bekliyor. Açıkçası 500 milyon beli. O da bu konuda benimle ayrı düşmüş çünkü ödül 394 milyon beli yapmış. Ha ek olarak da şunu demeliyim. Güzel buradaki şakayı hoş buluyorum. Franky'nin yüzünü çıkarıp Sunny Go'nun resmini koyarak da gerçekten ince bir espri patlatmış orada. Dressrosa arkında aldığı ödülüyle baya tartışılmıştı. Hani son ödülü direkt 200 milyon beliydi. Ondan dolayı ben
Ben burada da büyük bir şaka olayı bekliyordum. Videoda da açıklamıştım. Ve benim beklentim o zaman hatırlayanlar için bayağı yüksek. Görüşüm şudur. Bence Usopp 1 milyarı kıracak kişi olacak. Evet, şimdi diyeceksin de hani 3 yok artık falan, bayağı bir uçmuşsun da. Eğer ki yani o dönemi hesaplarsak, benim hesaplamamda da videoda açıklamamda da şu vardı. Usopp bana göre Big Mom veya Kaido'ya bir müdahalede bulunacak. Bunun üstüne kalacak o olay gibi diye bir şeyim vardı. Hani güçten bir şey beklemiyordum ama fatura buna kalacak diye bekliyordum. Maalesef fatura kalmadı. Ama buna rağmen o da bir 300 artış gördü diğer karakterler gibi. Ondan dolayı da okey diyorum yani. Hani o dediğim bir sahne olsaydı da 1 milyarı geçerdi zaten. Hani hepimiz biliyoruz ama öyle bir sahne olmadı. Ondan dolayı ödülü 500'e çıktı sadece. Tabii yerini de yani şu anda 6. sıraya da düştü diyebiliriz rahatça. 5. Nico Robin. Çocukken 70 milyon belisi vardı. Mangada Black Maria'yı yendi. Şu an 130 milyon belilik ödülünü tam 930'a çıkardı. Peki benim beklentim neydi? Ben 750 milyon belli civarında düşünüyorum. Açıkçası burada biraz ters düştü. Çünkü benim beklentim 750 milyon belliydi. Yani nasıl böyle bir şey oldu? Hoş, itiraz etmiyorum. Ama ayrı düştük burada da. 4. Sanji. En sonki ödülü 330 milyon belliydi. Şimdi burada tabii bir Windsmoke bonusu da vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Queen'i de yendi zamanı geçince bu arkta. 1.2 gibi bir değer de verebilir. Ben o zaman 1.2 milyon belli demiştim Zoro'dan dolayı. Ama şöyle bir şey görmüştüm. Bana göre Sanji tayfanın ikinci en fazla ödülüne sahip olan kişi olacaktı. Ve bu olmadı tabii. Bunun sebebi de tabii mantıklı düşünürsek Zoro'yu göt etmek. Zoro'yu göt olacak diye hesaplıyordum. Olmadı ama ödül olarak da fazla uzağa da düşmemişim. Çünkü 1 milyarda yani gerçekten gayet yakın bir seviyedeyim diye düşünüyorum. Gelelim 3. sıraya, Jinbei. Witcher Tiger'deki ödülü 438 milyon belliydi. Shichibukai olarak bu ödül durmuştu. Sonraki ödülünü biz bilmiyorduk. Ondan dolayı da Huisui'yi de yenmesini hesaplayarak 800 milyon belliydi demiştim kendi adıma. Bir de ikilinin altında kalır diye net öngörmüştüm. Yani bir 4. kişi olurdu diye net tahminimdi. Ama Oda da burada ayrı düştü. Oda burada direkt Jinbei'yi daha üste koydu ki bence hoş bir hareket oldu. 1.1 milyar. Benim de ona dediğim ödülde rahat bir şekilde 800 milyona yaklaşmıştı. Yani biraz ayrı düştük bu konuda ama hoşuma gitti yani. Hoşuma gitmedi değil. Gelelim 2 numaraya, Zoro. Şimdi Zoro'daki olay bayağı tartışılır. En sonki ödülü 320 milyon belliydi. Şimdi benim ona tahmini ödülüm 1 milyara yakın olacağını görüyorum. 1 milyarı da kırabilir bence. Bu da ihtimaller için. Aynen. Benim tahmin ettiğim ödül 1 milyardı. Niye Sanji'nin altına koyma sebebim de son sefer bu espri olayı bayağı tuttu diye dedim bir tur daha gider Oda Sensei. Ondan dolayı sadece burayı gördüm. Ama aslında burada da çok yanılmadım. 1 milyar 101 milyon belli ile gerçekten çok uzak şeyimi vermedim diyebilirim. Burada da tabii Oda'yı anlıyorum ama dediğim gibi hani şimdi Kaido, Big Mom olaylarını falan kapsasaydı işin içinde daha fazla vermeliydi. Ama fark ettiyseniz bunlar hiçbir şekilde değerlendirilmemiş bir şekilde verilmiş. Bunu da net bir şekilde diyebiliriz. Yani tabii unutmayalım, ödüller de sadece ödül yani. Bir güç dengesi değil yani. Gücü bu kadar değil karakterin. Sadece ödül. Sadece basit bir ödül yani. Gelelim 1 numaraya. Luffy'nin ödülü en son 1.5 milyardı. Kaido'yu yenince de normalde üst üstüne geçer diye düşünüyorduk. Ki zaten öyle de olacakmış ama sonradan tabii bizim hükümetimiz sağ olsun. Yani her devletin hükümeti gibi değişik işler yapıyorlar. Ve ben 2.5-3 milyar arası demiştim. Ve benim dediğim şey buydu tam olarak. 1.5 milyarlık beri değeri en fazla yani 2.5 ve 3 milyar arası olur. Evet, duydunuz. 2.5-3 milyar arası dedim. Ve tutturmuşum. Ama tutturma sebebimin biraz başka sebepleri de var. Çünkü bana göre Luffy tek yenmeyecekti o zamana kadar. Yani benim beklentim tek yenmemesiydi. Ondan dolayı da hükümet bunu görüp daha düşük ödül verecekti. Ama tek yenip bitirdiğindeki alması gerektiği ödül olsaydı ben orada 4 derdim. 3.5 en kötü 3.5 derdim yani en kötü. Ondan dolayı olabilir ama tutturdum. Şimdi farka bakınca da görüyorsunuz az çok ödüllerde o kadar uzak değildim. Yani bir iki tane büyük şaşırdığım olmuş ama genel anlamda bence gayet yakın ödülleri tutturmuşum. Ha dediğim gibi burada hani ödüller ne kadar adil tartışılır. Hani adamlar neyi gördü neyi görmediği de gerçekten tartışılır. Ama dediğim gibi Chopper olayında zaten olay bitiyor. Yani Chopper'ın olayını sen görmüyorsun. Abi sen nasıl ödül veriyorsun sağdaki soldaki adama. Neyse ödüller buydu. Umarım bu video hoşunuza gitti. Yeni ödüller gelince de ya da yeni ödüller ile ilgili bir video yapabilirsem yine bir video çekerim. Like'ınızı atmayı, abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna bu Wano'daki eski ödül tahminimi koyuyorum. Bir de bir parodi atıyorum. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın.